Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasükül Soru Bankası 7. Sınıf 7. Fasükülle dersimize devam ediyoruz. Gençler videomuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler bu dersimizde çizgi grafiği konusuyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler öncelikle çizgi grafiği nedir? Bunun tanımını bir inceleyelim. Verilerin yatay ve dikey eksenlerinde karşılıklı noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafiğe çizgi grafiği adını veriyoruz. Çizgi grafiği veriler arasındaki artış ve azalışları göstermekte kullanılan en uygun grafik çeşididir diye de bilgimizi vermiş gençler. İlk etkinimiz ve ilk alıştırmayla gençler dersimize devam edelim. Burada birinci sorumuzda Evet, yukarıdaki grafikte Kayseri'deki Milli Mücadele Müzesi'ni bir hafta boyunca ziyaret eden turist sayıları gösterilmektedir. Buna göre müzeyi bir haftada toplam kaç kişi ziyaret etmiştir diyor. E, Pazartesi ile başlıyor. Pazartesi gördüğünüz gibi kapalı gençler. Demek ki burada sıfır kişi ziyaret etmiş. Salı günü 20 kişi artı. Çarşamba günü gençler bakın 15'te kesişiyor. 15 kişi artı. Perşembe günü 25 kişiyim. Cuma günü 5 kişiyim. Cumartesi gençler 20 kişiyim. Pazarda 35 kişi ziyaret etmiş. Bunları düzenleyerek toplayalım gençler. 25 5 daha 30, 50, 65. Evet, 65, 100, 120. Demek ki toplamda 120 kişi gençler bir hafta boyunca bu müzeyi ziyaret etmiştir diyoruz. Ve 120 yanıtını evet, denizi seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ikinci sorumuza bakalım. Ergenekon'un ortaokulun kantininde satılan çikolata ve kek sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. E, bu tablodaki verileri çizgi ile gösteriniz diyor. Şimdi gençler öncelikle Burada kek sayılarını yazmış ve çeşitlerine göre çikolata ve kek şeklinde göstereceğiz. Burada farklı renkler kullanmakta fayda var gençler. O halde çikolata için mavi kullanalım. Ve pazartesi günü 200 tane satış yapılmış. O halde pazartesi Bakın şuraya Gençler kesişti yer burasıdır. Evet buraya gelir. Evet çikolatalı satış gençler. Salı günü 160 tane. Daha sonra noktaları birleştireceğim. Çarşamba günü 180 tane. Perşembe 100 tane satılmış gençler. Ve Cuma günü 80 tane kek satılmış. Çikolata satılmış diyelim. E şimdi çizgilerle bunu birleştirelim. Evet, kalemimizin rengini değiştirelim gençler. Bu sırada kek sayılarına bakıyorum. Pazartesi 80 tane. Salı günü 100 tane. Çarşamba 140 tane. Perşembe 160 tane. Cuma 120 tane gençler. Evet doğru parçası alarak bunları da birleştirelim. E, çizgi grafiğini bu şekilde oluştururuz gençler. E, bunu da yazalım gençler. E, evet, kırmızı ile neyi gösterdik? Kek gösterdik. E, evet, mavi ile de çikolatayı gösterdik. Evet gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar. Evet burada bize bir çizgi grafiği verilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen 5 günlük yağmur miktarı ile ilgili. Evet, yukarıdaki gençler grafikte İstanbul'da 5 gün boyunca metrekareye düşen yağmur miktarı gösterilmektedir diyor. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. ve evet, A seçeneğinde gençler. Evet, A'daki soruda en fazla yağmur hangi gün yağmıştır diyor. Gençler bakın buradaki en fazla yağmurun 14 litre ile salı günü yağdığını görüyorum. Normalde A'nın cevabı salı olur diyoruz. B'deki sorumuzda hangi günlerde eşit miktarda yağmur yağmıştır? Gençler bakın burada pazartesi 10 litre ve cuma günü 10 litre Yağmur yağmış. Demek ki pazartesi ve cuma günü eşit yağmur yağmış gençler. C'deki sorumuzda en az yağan yağmur hangisidir diyor. Hangi gün demiş gençler. Buradaki en düşük değer gençler. Gördüğünüz gibi 6 litre ile perşembe günü en az yağmur perşembe günü yağmış diyelim. Evet. D'deki sorumuzda da bu 5 günde metrekareye toplam kaç litre yağmur yağmıştır diyor. Gerçi pazartesi 10 litreydi. Artı. Salı günü 14 litre. E, çarşamba 8 litre. Perşembe 6 litre. ve Cuma günü gençler 10 litre. Evet, bunları toplarsak 10, 14 daha 24. 24-8 daha gençler 32, e, 6 da 38, 10 da 48 litre toplamda yağmur yağmıştır diyelim. Evet sevgili arkadaşlar. E, bu sorumuzla da dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde Gold Test ile dersimize devam etmek üzere kendinize iyi bakın gençler sağlıcakla kalın.